Spor'a hoş geldiniz. Rebound'la karşınızdayız. Avrupa'da yoğun bir haftayı geride bıraktık. Kaan Kural'la birlikte hem Euro Cup'ta hem Euro Lig'de geçtiğimiz haftanın maçlarını konuşacağız. Kaan Kural, hoş geldin. Hoş bulduk. Dün oldukça keyifli bir maç vardı TV Bu Spor ekranlarında. Darüşşafaka Euro Cup yarı final ilk maçında 23 sayı geriye düştüğü maçı son saniye basketiyle kazanmayı başarmış ve Almanya'ya da bu moralle gitmişti. Temsilcimiz dün de Scottie Wilbeck'in muhteşem performansıyla sahadan galip ayrılmayı başardı ve Euro Cup'ta finale yükselmeyi başardı. Maçın detaylarına bakalım, sonra da maçı konuşalım. Darüşşafaka 7 Days Euro Cup'ta finale çıktı. Turnuvanın yarı final serisinde Bayern Münih ile eşleşen ve Alman rakibini ilk maçta son saniye basketiyle deviren temsilcimiz, Almanya'da oynanan ikinci maçı da 87-83 galip tamamlayarak seriyi 2-0 kazandı ve finalde Lokomotiv Kuba'nın rakibi oldu. Audi Dome'da oynanan mücadeleye iyi başlayamayan Darüşşafaka ilk periyodu 22-17 geride tamamladı. Buna rağmen ikinci çeyrekte hücum ritmini artırmayı başaran temsilcimiz böylece soyunma odasına girilirken farkı eritti ve devreyi 44-41 geride kapadı. Maçın ikinci yarısıyla birlikte oyunun hakimiyetini eline almayı başaran Darüşşafaka, üçüncü periyotta bulduğu 25 sayıyla rakibine karşı ipleri iyiden iyiye eline aldı ve son 10 dakikaya 2 sayı farklı önde girdi. Karşılaşmanın son çeyreğinde tecrübe ve kalitesini konuşturan Darüşşafaka, 21-19 biten çeyrek skorunun ardından maçı da 87-83 kazandı ve böylece finale çıkmayı başardı. Temsilcimizde 8'de 4 ikilik ve 15'de 10 üçlük isabeti tutturarak tam 41 sayı atan Scottie Wilbeck'in kariyer rekoru kırdığı gecenin ardından şunları söyledi. The threes were falling tonight. They didn't really fall the first game but they were falling tonight. So ilk maçta değildi böyle ama ikinci maçta bunu izledik diyor Scottie Wilbeck'in. Temsilcimizde ayrıca Jajuan Johnson 16 sayı ve 4 rebound, Howard Santrus'a 12 sayı ve 4 asistle mücadele etti. Banvit ve Galatasaray Odaya Bank'ın ardından son 4 sene içerisinde 7 Days Euro Cup'ta son 4'e kalmayı başaran 3. Türk takımı olan Darüşşafaka, Galatasaray Odaya Bank'tan sonra ise bu kupayı kazanan ilk Türk takımı olmak isteyecek. Evet, birbirinden acayip hikayelere ev sahipliği yaptı. İki maça bu kadar şey sığabilirdi anca. Aynen. Önce 23 sayıdan yani herkesin umudunun tükendiği anda gelen muhteşem bir dönüş ki hani üçüncü periyodun ortalarında bile bir fark mevcuttu hala. Darüşşafaka hiç maçı oradan dönecekmiş gibi bir havası yoktu. Sürpriz bir kahraman çıktı. Doğuş Özdemiroğlu tetikledi orada dönüşü. Ve mucizevi bir geri dönüş. Ardından dün akşam Wilbeck'in herhalde bu sezonun en özel hem Euroleague'de hem Eurocup'ta bireysel performanslarından birini sergiledi. Mini bir Steph Curry şubesi açtı dün Münih'te. Bayern Münihliler herhalde Lewandowski 9 dakikada 5 gol attığından bu yana böyle bir bireysel performans izlememişlerdir. Çok acayip şeyler izledik. Sen de yorumcuydun. Hemen yorumlarını alalım. Valla şimdi önce bu turun büyük resmine bakarsak ben ilk maçın sonunda şey dedim ya, Alman mühendisliği biraz Türk inadına ve bireyselliğine karşı diye. Biraz öyle oldu. Şimdi yani, turun genel resmine baktığımızda Bayern Münih aslında daha komple ve daha bir arada işler başardı. Daha özellikle ilk maçın ilk yarısında çok daha akıcı oynuyorlardı, çok daha bir arada oynuyorlardı. Ve genelde bir takım halinde enerji, sinerji yaratıyorsa, daha akıcı oynuyorsa, daha devamlılığı yüksekse, daha takım halinde bir şey üretiyorsa, genelde daha bireysel oynayan takıma üstünlük sağlar. Bu işin kuralı. Özellikle modern oyunda akıcılık çok önemli olduğu için. Diğer tarafta Darüşşafaka inanılmaz bölük pörçük oynamak zorunda kaldı son dönemde. Çünkü sezon içindeki değişimdeki en önemli oyuncu olan Howard Sanros çok formsuz gelmişti buraya. Howard Sanros olmadığı zaman tamamen ikili oyunlar, işte açık sahada bir şey, yani savunmanın titriği açık sahada bir şey üretebilirse üretiyor. Yarı sahada ise sadece ikili oyunlar üzerinden işte Wilbeck'in ne üretirse üretiyor. Üretemezse zaten şey olarak, son çare olarak Jajuan Johnson'ın sırt dönük oyununa kalıyordu Darüşşafaka. Ve bu çok kısıtlı bir üretim sağladı. Şimdi bu resme bakınca o ilk maçın ilk yarısını seyredince yani bayağı bir mutlak favori gibi ön plana çıktı. Ama sporun güzelliklerinden biri de bu. Mücadele etmenin veya başarıya gitmenin veya sonuca ulaşmanın tek bir yöntemi yok. Birden fazla yöntemi var. Ha, bazı yöntemler daha verimli, daha kolay, daha doğrusu daha kolay demeyeyim ama daha ulaşması kolay mantıklı hedefler, daha rasyonel hedefler ve daha verimli hedefler. Bazıları biraz daha zor ama zor yoldan gidip de başarıya ulaşmak da mümkün. Daşka burada zor yoldan gitti.
zor yoldan gitmek için de yani bir tane müthiş, hani uzun yoldan gitti, uzun ve engebeli yoldu ama müthiş bir pilot geçti direksiyona ve yani Scottie Wilbeck'in şu iki maçta yaptıkları hakikaten Euro Cup tarihine geçti. Zaten ikinci maçta Euro Cup tarihinin en yüksek skoruna ulaştı. Bir maçta ulaşım. Eski Rakočević'in rekorunu kırdı ve Euro Cup tarihinde bir maçta en çok skor ulaşan oyuncu oldu. İlk maç boyunca yaptıkları, yani oyun sürekli sıkışıyor çünkü. Darüşşafaka hücumda hiç akıcılık sağlamıyor. Sürekli sıkışıyor. Sürekli Wilbeck'ine başvuruyorlar. Sürekli Wilbeck'in bir çözüm üretiyor. Atıyor atmıyor önemli değil. Bir çözüm üretiyor. Bir yerlere vuruyor. Ve sonunda, ilk maçın sonunda maçı kopartan kritik üçlüyü de zaten kim atacak? Wilbeck'in. Kaldırdı, attı. Gene Bayern Münih galibiyete çok yakınken, 40 saniye galiba kala bir sayı gerideyken inanılmaz bir üçlük soktu. Daha sonra Cacu Arun aslında bir rebound aldı. Oradan maçı kazanmayı başardı. Bu maçta ise, yani dünkü maçta ise, yani ilk maç harikaydı Wilbeck'in. Dünkü maçta efsane oynadı. Yani işte basketbolu bu tip maçlar için seyrediyoruz ya. Hani yıl boyunca işte kaç? 50 tane, 100 tane, 150 tane maç seyrediyorsun basketbolla ilgili. Bazılarına seviniyorsun, bazılarına biraz hayal kırıklığına uğruyorsun, bazılarına çok heyecanlanıyorsun. Hani değişik değişik uygular yapıyorsun. Fakat senede birdir, ikidir onlar. Bazen hiç olmaz, bazen biraz daha fazla olur ama çok ilham verici şeyler görüyorsun ve böyle bittikten sonra böyle vay be falan diyorsun ve uzun sürede unutmuyorsun. Bu şey gibi, sinema gibi. Bazı filmler çok hani özel yere sahip oluyor. Hemen tekrar izlemek istersin. Bir tane. Ve yani hep çıktıktan sonra böyle vay anasını dersin. Böyle hep içinde kalır, hep ona referanslar verirsin. Bu öyle maçlardan biri. Ve yani burada Wilbeck'in verdiği ilham akıl alır gibi değil. Tek başına adeta yani Bayern Münih'in bütün şeyine, stratejisine tek başına karşı koydu. Maçtan sonra zaten Raymond Hobbs'la konuşuyorlardı. İşte şey dediler, ya siz spiker, Alman spiker çok mantıklı bir şey söyledi. Biraz alınmaya gerek yok. Siz daha iyi daha iyi takımın elendiğini düşünüyor musunuz bu maçta, turda dedi. Ben şahsen düşünüyorum. Daha iyi takım Bayern Münih'ti. Fakat daha iyi takım olmak illa turu geçmek anlamına gelmiyor. Raymond Hobbs da ya biz elimizden geleni yaptık ama adama saygı duyacaksınız dedi. Yani onları soktuğu zaman yapacak bir şey yok, saygı duyacaksınız dedi. Hakikaten çok saygıyı hak eden şeyler yaptı. Yani öyle, şimdi 15'te 13'lük attı. 13'lük de bu arada Euro Cup rekoru. Yani 15'te 13'lük zaten 41 sayı yeterince şey anlatmıyor mu? Rekor kırmış adam. Yani tarihte benzeri yok. Anlatmaya yetmiyor. Çünkü nasıl attığına bakmak lazım. Bu bir düzenin içinde, yani ona hazırlanmış pozisyonlarda falan değil. Bu 41 sayısının yarısından çoğunu sıkışan hücumu kurtarmak için, tek başına kurtarmak için attı. 3 tane üçlü, 3 sayı çizgisinin en az 1,5 metre, 8 metre civarında geridendi. Yani NBA üçlünün de gerisi. Tabii. Sen söylediğin gibi Stephen Curry taklidi yaptı ya. Orta sahayla 3 sayının arasında bir yerden attı böyle. O orta sahadan gönderdi 3 tanesini yani resmen. Ve ne zaman ihtiyaç olursa sorumluluk aldı. Asla sorumluluktan kaçmadı. Gerektiğinde penetre etti, gerektiğinde foul aldı ve sürekli şey gibi hani böyle savaş filmleri vardır ya, çok az bir ekip devasa birliklere karşı savaşır ama önden bir tane kahraman gider ve hani sonra bakmazsın duruma, işte onlar 1000 kişi, biz 100 kişiyiz diye. 300 Spartalı diyorlar. Ya 300 Spartalı ama öndeki öyle bir aynen Wilbeck'in öyle bir gidiyor ki herkese ilham veriyor yani. Abi kazanacağız galiba falan diyorsun ve kazandı da, kazanmaya kadar geçti. 87 sayıya ulaştılar bir de yani. Tek kelimeyle olağanüstüydü. Bu arada hani tabii Wilbeck'in o kadar muhteşem oynadı. Unutmayalım bu arada 41 sayının yanında. Yani o kadar muhteşem oynadı ki diğer her şeyi gölgeliyor ama şunu söylemek lazım. Michael Eric bu seriyi harika oynar. Sezonun en iyi maçlarını çıkardı Michael Eric. Zaten sezonun en formda dönemini yaşıyor. Keza Cajuan Johnson formda, o da elinden geleni yaptı. Bu takımın yükselişinin de şu andaki biraz iki ay öncesine göre düşüşün de sebebi olan Howard Sanros da ikinci maçta bir hayat belirtisi gösterdi. Takım halinde, yani Bayern Münih'e şöyle söyleyeyim. Bireyler halinde, takım halinde demek doğru değil. Bireyler halinde herkes direncini gösterdi. Senin söylediğin gibi ilk maçı çeviren oyuncu, zihnen çeviren oyuncu Doğuş Özdemiroğlu'ydu. İşte Muhammed Baygül oynadığı bölümde. Kartal o kadar kritik yerlerde sorumluluk aldı ki bu maçta. Bayern kadar bir arada veya sinerji içinde veya takım halinde oynamak zordu ama bireysel olarak inanılmaz bir inat gösterip Bayern'in düzenini bozmayı başardı. Özellikle ilk maçın ikinci yarısında ve bu maçın orta bölümünde Bayern'in düzenini tamamen bozmayı başardı Darüşşafaka ve Wilbeck'in sayesinde de kazandı. Sanırız o ilk maçın kaybediliş şekli de onlarda çok can yakıcı bir kayıp. Yani bütün maç başa baş gider. Bir işte Darüşşafaka öne geçer, bir Bayern öne geçer. Sonunda kit üçlüğü atar. Bu kadar derin bir yara açmazdı. Dün akşam biraz bu mağlubiyetin tedirginliği de Bayern Münih'te vardı sanki. Her an ellerinden kayıp gidecekmiş. Hala o maç devam ediyormuş gibi. Bir sayı öne geçti ve o maç devam ediyor. Hiç bitmedi gibi bir halleri vardı aslında sahada.
İlk 19. dakikada skor 47-24'tü İstanbul'da. Sonra maçın sonuna kadar 52-28. İkiye katladı onları Darüşşafaka. Onun psikolojisi de tabii çok ters etkiledi Bayern. Çünkü Bayern akıcılıktan, bir arada oynamaktan. Çünkü Bayern'in kadrosu öyle çok çarpıcı değil. Ama bir arada oynamaktan, akıcılıktan, takım olmaktan besleniyorlar. O takım olmayı tamamen bozdu Darüşşafaka. Yani izin vermedi onların takım halinde oynamasına. Adeta çarkların arasına bir tane levye soktu. O psikolojini çok bozmuş durumda. Bir. İkincisi, ilk maç yani sonuçta Scottie Wilbeck'in belki de Euro Cup'ın en değerli oyuncusu. Zaten Avrupa'daki en süratli oyuncu hep söylüyoruz ve çok formda olduğu zaman baş edilemiyor. Ama Bayern'in de bir tane yıldızı var ve ilk maçta hiç fena oynamamıştı. Yani Scottie Wilbeck'in kafa kafaya bitirdi maçı Jared Cunningham. Dünkü maçta, Münih'teki maçta Jared Cunningham hiç ortalarda yoktu. Felaket oynadı. Sen o bütün da, sayılarını faullerden buldu. Yani, felaket oynadı. Hiç ağırlık koyamadı maça. Diğer tarafta Scottie Wilbeck'in ilk maçı bile açtı. O yüzden o da tabii Darüşşafaka'nın çok lehine oldu. Bu Darüşşafaka biraz sana 2014 Maccabi'sini hatırlatıyor mu? Orada da hatırlarsın Milano'ya elenmenin eşiğinden dönmüşlerdi playoff'ta. Geriden gelip kazandılar. Tekrar sağ avantajını geri aldılar İtalya'da. Milano'nun son yıllarda başarılı olduğu tek sezon olarak sayabiliriz. Sonra Real Madrid'e o finalde yaptıklarını hatırlıyoruz zaten. Rais önderliğinde inanılmaz bir finaldi. Biraz sanki Wilbeck'in de burada aldığı rol o takımı biraz hatırlatıyor. Ya o Tyrese Rice'a benzetmek mümkün ama tabii o Maccabi'de şey de çok güçlüydü yani Richard Hendricks de vardı değil mi? Bilmiyorum. Hendricks vardı. Madem sonra oyuncu olan üçlük atan kimdi? Oyunculuk kariyeri için basketbol bırakan Amerikalı 4 numara. Adı aklıma gelmiyor. Çok iyi oynamıştı o sene. Devin Smith'le beraber. Devin Smith'le beraber oynuyordu. Hatırlıyorum. Renkli gözlü. Uzak mı? Çok iyi üçlük atıyordu. Sonra zaten birden böyle Hollywood'a gitti. Basketbolu bıraktı garip bir kararla. Biri hatırlarsa bize neyse, Twitter'dan yazarsa bakarız. Devin Smith'le birlikte oynuyordu. Çok şey. Evet. Ya şöyle tabii Black takım olduğu için benzerlikleri kurmak mümkün. Ama o takım daha üst düzey bir takımdı. Onu kabul etmek lazım. Biraz daha beraber oynama. Yani böyle bu seneki gibi sil baştan kurulmuş bir takım ve değildi aslında. Onların savunma kurguları da çok daha şeydi. Daha koordineydi. Yani bu Darüşşafaka çok parça parça yani patlayıcı savunmalar yapıyor. Bir an tuzak yapıp bir an mesela Ömer Uğur Atan'ın da hakkını teslim edelim asistan koçun. O mesela zaman zaman alan savunmaları yaptırtıyor rakibi şaşırtmak için. 1-2-2, 1-3-1 alan savunmaları ama bir pozisyon iki pozisyon da olsa. Geçen sene de biraz görüyorduk. Real Madrid'e karşı falan da yapıyorlar. Yok çok deniyorlar. Ömer Uğur Atan zaten hani alan savunması artık yapılmıyor üst düzey basketbolda ama hani kısa pozisyon pozisyon rakibi şaşırtmak için kullanılabiliyor ki kullandı da zaten. Scottie Wilbeck'in demişken hafta içi yine milli takımda oynama isteğini yeniledi. Bu yönde çalışmalar var biliyoruz. Pasaportunu aldığı yönde haberler çıktı sonra yalanladı. Henüz almadım en azından dedi. Bu yaz için önemli bir ekleme olacak gibi duruyor. Neler kadar milli takıma çok kısa da hazır. Valla şöyle milli takımın en büyük problemi bir tane yaratıcı yırtıcı skorer. Yani geçen seneki başına gelenler biliyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Bir tane hani abi at şunu diyeceğiniz oyuncu arıyorduk. Bobby Dixon'ın sakatlığı o yüzden bizi çok yaralamıştı. Yani Wilbeck'in Bobby Dixon belki bir tık daha iyi şütör olabilir veya işte buraları yani sorumluluk almaktan kaçınmaması olabilir ama yani Wilbeck'in normal şartlarda pek çok açıdan Bobby Dixon'ın upgrade yani bir üst versiyonu müthiş olur. Bir de Wilbeck'in süratini kullanabilirsek biz gerçekten süret üzerine inşa edilmiş bir milli takım kurabiliriz. Çünkü Furkan Cedi Wilbeck'in üçlüsü korkutucu bir gerekirse şey. Gerekirse Ersan da ona adapte olabilir. Çok sürat temelli bir milli takım kurup çok da etkili olabiliriz bunun üzerine. Ömer'in de biraz toparlanacağını düşünürsek aslında yazın tabii. Umutlu olmak için epeyce sebebimiz aynen var öyle. Gibi duruyor. Önce bir Dünya Kupası vizesini alalım da. Aynen. O zaman rakibe geçelim. Lokomotiv Kuban bu sene namağlup ilerliyor Euro Cup'ta ve Reggio Emilia'yı da iki maçta rahat geçtiler. Hemen dün gece oynanan maçın detaylarına bakalım. Sonra da artık final eşleşmesini konuşalım. Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban, 7 Days Euro Cup finalinde temsilcimiz Darüşşafaka'nın rakibi oldu. Turnuvanın yarı finalinde İtalyan ekip Reggio Emilia ile karşı karşıya gelen Kuban, ilk maçta rahat devirdiği rakibini ikinci karşılaşmada 79-69 yenerek hem finale çıktı hem de bu sezon bu turnuvada 20'de 20 yapmış oldu. Maça her iki takım da kontrollü başlarken ilk periyodu 17-15 önde kapatan Lokomotiv Kuban oldu. İkinci çeyrekte ivmesini daha da artıran konuk ekip bu çeyrekte yalnızca 11 sayı yedi ve soyunma odasına 39-26 üstün girdi. Maçın 3. çeyreğinde de iyi savunmasına devam eden Lokomotiv Kuban
Son çeyrekte potasında 21 sayı görse de sürprize izin vermedi ve Parki'den 79-69 galip ayrılarak finale çıktı. Lokomotiv Kuban'da 22 sayı, 8 rebound ve 3 asistle mücadele eden Mardy Collins galibiyette büyük rol oynarken ev sahibinde James White'ın 14 sayısı yenilgiye engel olamadı. Evet, bir başka Obradovic soyadının ağırlığını iyi taşıyor gerçekten. 20'de 20 bir nevi bölüm sonu canavarı diyebiliriz Darüşşafaka için. Blatt herhalde bu sefer oyun sonu canavarı. Şu final tek maç olsaydı diye bir düşünmüştün, ne dersin? Tam Blatt'lik ya. Tek maç oldu mu? Yani tek maç oldu mu, güç farkı ne olursa olsun Blatt'i asla yabana atamazsın. Naturalize ediyor orayı hemen. Aynen. Gerçi 3 maçta fena değil. Eğer yapabileceksen hani 2 kere yapabilirsin. Şöyle ya, Lokomotiv Kuban da hani biz Scottie Wilbeck'in rekorlarından gururla bahsettik ama şimdi hakkını teslim edelim. Lokomotiv Kuban da bir başka rekor kırdı. Euro Cup maç kazanma rekoru kırdı. 20 bu sezon 20 maç oynadılar, 20 galibiyet. Genelde İspanyolları çok görüyoruz Euro Cup'ta. Hepsi Euroleague'e gittiği için bu sene ve çoğu da felaket performanslar sergilediği için biraz şey, İspanya liginin şeyi tadı kaçmış. Yani İspanyol takımların hiçbiri iyi gitmiyor zaten. Bu kupada da çok iyi gitmediler. Gran Canaria geçen sene final iki İspanyol arasındaydı hatırlarsın. Gran Canaria 4. bitirdiği grubu sonra çok zorlandı falan. Kuban ne olursa olsun, rakip kim olursa olsun 20'de 20 çok büyük başarı. Yani bir yerde tökezlersiniz. Bir maç ters gelir. 10 tane deplasman var arasında. Yani mutlaka bir şeyler olur ama 20'de 20 son derece etkileyici. İşin ilginç yanı Kuban öyle bazen işte Himki yapıyor. Kazandan görüyoruz. Ruslar çok ciddi bütçeler ayırıp çok güçlü kadrolar koyuyor. Kuban öyle çok aşırı güçlü özel bir kadro değil. İki sene önceki kadroyu hatırlayacaksın. EuroLeague'e katılan, EuroLeague'de Final Four oynayan. Final Four yapıyor. O, Derek Brown'lu şeyli. Delaney'li. Klaver. Klaver'li falan. Müthiş kadro gibi bir. Anthony Randolph. O müthiş kadro gibi Singleton, bir kadro. Singleton yani inanılmaz bir kadro. O müthiş kadro gibi bir kadro değil bu. Şimdi bakıyoruz. Mardy Collins, Joe Ragland, Frank Elegar gibi 3 tane kilit oyuncu var. Üçü de Türkiye ligindeki orta ve alt sıralardaki takımlarda hayatları geçmiş oyuncular bunlar yani. Yani üçünü de biliyoruz bizim ligimizde. Sakatlandı ama Ryan Brokhoff yine. Aynen. Ryan Brokhoff tamam. Çok gerçekten Türkiye'de de çok değerli bir oyuncuydu. Orada da çok değerli iş yapıyor ama şu anda sakat mesela Ryan Brokhoff. Ama Frank Elegar'ı hatırlıyoruz şeyden. İstanbul Belediye'den daha sonra şeyde de oynadı. Türkiye Ligi'nde. Ankara'da TED'de değildi. Ankara'da oynamıştı. Mardy Collins öyle, Trabzonspor'da falan oynadı. Ya bildiğimiz oyuncular, çok özel oyuncular değil yani. Çok özel fark yaratıyor. Evet, değerli oyuncular, hiçbirinin hakkını vermiyorum. Ama böyle çok göz kamaştıran bir kadro üzerinden değil. Tam tersine işte Dimitri Kvostov, Rus milli takımından, Dimitri Kulagin gibi oyuncular üzerinden oynayıp, onlardan muazzam bir sinerji yakalayıp, takım halinde çok yırtıcı, çok takım halinde oynayan bir kadro yaratıp 20'de 20 yaptılar. Burada takdiri hak ediyor. Çok çok hak ediyor. Bayern Münih'in yaptığının bir üst versiyonunu yapmış durumdalar yani. Ama doğal olarak da bu zaten kupanın ilk gününden biri bu kupanın favorisi konumundaydı. Fakat bir taraftan da Darüşşafaka için bir şans var. Hem işte Blatt'in eşleşmede rakibi bozabilecek taktikler geçmesi. İkincisi, bireysel olarak o kadar etkileyici bir takım olmadığı için Kuban, yani biraz Bayern Münih'in gelişmiş modeli olduğu için Darüşşafaka'nın şu anda ortaya koyduğu model onu bozabilecek şekilde. Yani benzer modeller oynadığı zaman daha iyi model genelde kazanır. Ama farklı modeller oynadığı zaman daha üst düzey olan model galibiyete yakındır. Ama o modeli değiştirip oyunu değiştirebilmek, aynı Bayern Münih Darüşşafaka serisinde gördüğümüz tabloyu sahaya sunmak daha mümkün olabiliyor. Atıyorum, çok paralel oyunlar oynuyor olsalardı Kuban'la Darüşşafaka, o zaman kazanma ihtimali çok çok daha düşük oluyordu. Çünkü aynı şeyi yapmaya çalışıyorsun, senden daha yapıyor. Farklı bir şey yapmaya çalışıyorsan, bu oyunu değiştirip onların yaptığının hiç sahaya yansımamasını sağlama imkanı tanıyor. Evet, hani doğru kabul etmek lazım. Favori olan taraf Kuban. Kime karşı olursa olsun favori olacak, değişmeyecekti. Ama Darüşşafaka'nın hatırı sayılır bir şekilde şansı olduğunu düşünüyorum. Hele ki beni en çok heyecanlandıran Wilbeck'in bu efsane performansı asla unutulmayacak, ayrı konu. Fakat Wilbeck'in bu şekilde oynamasına garanti, yani şey yapamayız, bel bağlayamayız. Çünkü bu çok çok özel bir performans. Evet formda, evet lider olacak vesaire. Ama ikinci maçta Howard Sanros'un biraz böyle hayat belirtisi göstermesi bence Darüşşafaka açısından olumlu düşünmek için en ümit verici olaylardan biriydi. Yani Rusya deplasmanları, bir de bir İspanyol deplasmanı gibi çok boğucu
olmayabiliyor. Kazan hariç. Kazan hariç. Kazan da değil burası. Mesafeden. Evet. Yani. Bir de Kazan'ın taraftarı da hem mesafeden hem de Kazan'ın taraftarı biraz daha bağlı. Tatarstan falan olduğu için biraz Rus kültüründen biraz daha farklı. CSKA kültürü. Moskova bile atmosfer olarak yıllarca yani görüyoruz. Hiç boğucu ve oyunu çok etkileyen bir taraftar grubu değil. Bu arada yani suçlarım çok güzel taraftarları var. Bir iki tane psikopat saymazsan kenardaki. Biraz Amerika ama, seyircisi mantığı var. Evet. Yani. Ama hiç maçı yani Kazan hariç hiç maçı etkileyen seyirciler olmuyor onların. Peki Euro Cup sohbetimize şimdilik bir ara verelim. Final tabii yine TV Spor ekranlarında olacak diyelim. İlk maç 10 Nisan'da hatırlatalım. Aynen öyle. Yarı final maçlarının, ikinci maçlarının en güzel 5 hareketini izleyelim. Sonra da Euroleague'le devam edeceğiz. Orada da çift maç haftası vardı ve işler oldukça karıştı ilk 4 ve ilk 8 sıralamaları için. Bagman working on Nevels. Oh, two speedsters over the top and Elagar from Raglan. That connection has been working all playoffs. St. Rose. Oh, Michael Eric read it all the way with the flush. Despite a crowd of Bayern vests. To go. Reggio Emilia down by 13 points. Lacy, top of the key, up top, and oh, what a slam on the reverse from Elagar. I got the alley. If you got the oop, says Lacy to Elagar. Reynolds sky it, and he ripped off the rim almost as he was mad at it. Booker's guarded him again. He'll get it back to Johnson. Wilbekin will have another go. This is unbelievable from Scotty Wilbekin. Where has this come from? This is outrageous. It's off the scale. That's a new record by a player in a semi-final game in the Euro Cup. Malcolm Delaney's record for Kiev 5 years ago. That's just gone. Darüşşafaka'yı bir kez daha kutluyor ve finalde başarı diliyoruz. Euroleague'de de bu sezonun son çift maç haftasıydı. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma akşamı birbirinden önemli karşılaşmalar izledik. Hemen 27. haftada alınan yani ilk çift maç haftasının ilk ayağında alınan sonuçlara bakalım. Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş daha önce kendisine sorun çıkaran takımlardan biri. Maccabi rahat geçti 87-73. Zalgiris'in ilk 4 ve playoff yarışını yakına ekleyen maçta da Milan'ı evinde 77-65'e geçti Litvanya temsilcisi. Panathinaikos Kızıl Yıldız'ı 91-71 ile yenerken Real Madrid de Valencia'dan bir darbe aldı. 96-88 mağlup oldu. CSKA Olympiakos'u 89-81 yendi. Zirveyi yakından ilgilendiren maçlardan biriydi o. Anadolu Efes çok iyi başladı. Uzun süre önde götürdüğü maçta ikinci yarıda tabiri caizse kontak kapattı ve 85-73 mağlup oldu Himki'ye. Baskonya son dönemin yükselen takımı Brose'yi çok rahat geçtiler sahalarında 103-79 ve Malaga'da Barcelona'yı 95-91 geçti. Bu çift maç haftasının ilk haftasının sonuçlarıydı. 28. hafta, 28. maç günü sonuçları da gelsin ekranlara. Fenerbahçe Kızılyıldız deplasmanında Bobby Dixon'ın vintage performansıyla 80-63 galip geldi. Maccabi kritik maçta Mike James'i durduramadı. 76-75 yenildi evinde Panathinaikos'a ve ilk 8'i oldukça tehlikeye attı diyebiliriz. Armenia Milan'da Valencia'ya 93-89 mağlup oldu. Real Madrid Zalgiris'i 88-81 ile geçti. Rusya derbisinde de CSKA Himki'yi 90-73 mağlup etti. Brose Malaga'yı 93-88 ile geçerken Olympiakos Anadolu Efes'i 89-82 yendi. Baskonya da kendini ilk 8'e atmaya çalışıyor ve Barcelona deplasmanından kritik bir galibiyetle döndü Bask temsilcisi. Fenerbahçe çift maç haftasını 2-2 ile kapattı. Zorlu maçlardı kağıt üstünde ama bunları kolaya çevirmeyi başardı Obradovic'in öğrencileri. Hemen perşembe akşamına dönelim. Kızılyıldız Fenerbahçe maçının detaylarına bakalım. Evet.
Maccabi Tel Aviv'i mağlup ettikten iki gün sonra Sırbistan deplasmanına çıkan sarı lacivertliler baştan sona üstün götürdüğü maçın ilk çeyreğini 22-17 üstün geçerken soyunma odasına da 9 sayı farklı önde girdi. Karşılaşmanın 3. periyodunda özellikle Bobby Dixon'ın önderliğinde hücumda etkili olan Fenerbahçe potasında 10 sayı gördü ve son 10 dakikalık dilime 65-41 üstün girdi. Son periyodu rölantide oynayan temsilcimiz maçı 80-63 kazandı. Dixon 25 sayı atarak yıldızlaşırken ev sahibi takımda en skorer isim 18 sayı kaydeden Davidovats oldu. 28. maçında 20. galibiyetini alan Fenerbahçe bu sonuçla normal sezonu ilk 4 içinde bitirmeyi garantiledi. Evet, bu arada az önce sorduk, izleyicilerimiz yanıtsız bırakmamış. David Blue. Blue Tent aldı. Blue Burak ve Bülent'e kimse teşekkür edelim cevapları için. Çok teşekkür ederiz. Blue Tental'ı kimse telaffuz edemiyordu. Blue diye kısaltmıştı. Bir de tabii oyuncu olmak için Blue Tental olmuyor. Blue olunca daha kolay oyuncu oluyorsun. Oyunculuk kariyeri olmadı herhalde. Bir yerde görmüyoruz çünkü. Bir tane belgeselde oynamıştı. Ben onu gördüm de hatırlamıyorum şimdi. Ama himself yazıyorlar ya belgeselde. Nasıl oynadı bilmiyoruz. Kötü bir seçim ya. Formunda zirvesindeydi. Modern oyuna da çok uygun bir oyuncuydu aslında. Yavaştı biraz. İzlerdik. Evet. Fenerbahçe. Dilersen salıdan başlayalım. Maccabi geçen sene daha burada yaşattıkları aklımızda İstanbul'da şok edici bir mağlubiyet ve ilk dördün dışında kalmıştı Fenerbahçe belki de o mağlubiyetle. Ama bu sefer Maccabi'de biraz açıkçası böyle 5 Amerikalı'da oluşan bir sokak takımı hüviyetinde oynadılar ve çok bir problem çıkaramadılar. Oradaki maçta da Fenerbahçe'yi çok zor durumda bırakmıştı Maccabi. İlk bu sezon. Geçen sene yine farklı bir galibiyet almıştı. Bu sene de öyle. Şöyle Fenerbahçe'nin yani zaaf olarak değerlendirmek doğru mu bilmiyorum ama iyi yapamadı. Daha doğrusu Fenerbahçe'nin kurgulandığı savunma prensiplerinde, oyun prensiplerinde bir tane konsept Fenerbahçe'yi biraz zorluyor. O da çabuk topla gelip çabuk karar veren kısalar. Özellikle delici kısalar. Bunlara karşı savunma prensipleri Fenerbahçe'nin biraz zorlanıyor. Bu birçok takımda birçok oyuncuya karşı gözüktü. Mesela Mike James her zaman problem yaratıyor. Shane Larkin bir süre Shane Larkin bir problem yarattı. Baskonya'nın genel oyun tarzı hep böyle, Baskonya problem yaratıyor. Yani Fener sonuçta her şeyi doğru yapamazsınız. Belli savunma prensipleriniz belli şeyleri şey yapmak üzerinedir. Kısıtlamak üzerinedir. Fenerbahçe için en büyük problem bu. Ve Maccabi genelde bundan çok beslenen, bunun üzerine çok oynayan, bütün zaten İsrailli kısalar da hep böyle özellikle tepeye, yüksek posta böyle dalıp oradan pozisyon üretmek üzerine, çok erken karar vermek üzerine, bu Ohio'nların falan hepsinin oyunu stili budur. Genelde keseçkiler Amerikalılar da öyle. Şimdi şu anki kadrodaki Amerikalılar da biraz öyle. Pierre Jackson ki eski Fenerbahçe'de. Tatsız bir kariyeri vardı Fenerbahçe'de. Onun maalesef Fenerbahçe'deki kariyeri hiç olmadı. Bu tip oyunu çok dikine oynamayı çok seviyorlar. Çok üst düzey oyuncular Norris değil. Norris Cole yine. Yani. Norris Cole. Norris Cole'un NBA kariyeri de öyle. Şimdi çok üst düzey oyuncular değil mi? Artı karar mekanizmaları çok problemli, çok hataya açık oyuncular. Ama sürekli dikine oynayan oyuncular. Bunlar tutturabilirse, bu sezon bu arada Nevan Sipahi'ye çok iyi iş çıkarıyor çıkarmasına da. Bunlar tutturabilirse iyi iş yapıyor da devamlıkları ve karar verme problemleri çok büyük aynı zamanda. Ve takım bir kere kötüye gitmeye başladı mı bu sefer bu verdikleri kötü kararlar. Yani delerek oynamaları, dikine oynamaları iyi de dikine oynadıktan sonra çıkamazlarsa kendileri öyle bir çukur kazıyorlar ki bir daha çıkamıyorlar. Aynen o durumdalar. Maccabi şu anda mesela sırf Fenerbahçe değil. 3 maç üstte kaybetti. 3 maç üstte kaybetti ve hiç iyi gözükmüyorlar şu anda. Ve Baskonya deplasmanında konuk olacaklar. Aynen ve bu muhtemelen Euroleague'de son 8 şansları, playoff şansları orada bitecek. Baskonya çünkü çok geriden gelip geçti onları. Baskonya istim üstünde. Artı o maçı kazansalar bile 2 maç kala 2 maç fark oluştu. Yani geçmiş olsun artık Maccabi için iş bitti gibi gözüküyor. Ama buraya da çok şey geldiler. Dağınık ve o Fenerbahçe'ye problem yaratacak ögenin üzerine bir şey inşa edebilecek gibi gözükmediler. Fakat Maccabi'nin durumu bizi çok ilgilendirmiyor. Yani bizi Fenerbahçe'nin durumu ilgilendiriyor. Ve Fenerbahçe'nin durumu geçtiğimiz haftaki CSKA ilgisinden sonra biraz hani canı sıkıldı Fenerbahçelilerin. Çünkü CSKA ve Real Madrid maçları biraz başka anlamlar ifade ediyor Fenerbahçe için. Derbi artık. Fakat hiç endişe edecek bir şey yok. Evet CSKA istim üstünde ve CSKA buradaki maçı iyi oynayarak kazandı. Başa baş oynadı ki Fenerbahçe genelde mesela üst düzey takımlar arasında en fazla CSKA'yı rahatsız ediyor. CSKA nasıl Maccabi türü takımların, Baskonya gibi takımlar Fenerbahçe'yi rahatsız ediyorsa CSKA
en iyi takım olmasına rağmen Euroleague'de ki net birinci olacaklar. Fenerbahçe'yi en az rahatsız eden üst düzey takımlardan biri. Evet çok yani şimdi bu Nando De Colo'yu, Kyle Hines'ı gibi çok değerli oyuncuların ya da Itudis'i küçümsediğim için söylemiyorum. CSKA'nın oyun stili Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe'nin istediği, Fenerbahçe'nin çok rahat yumuşatabildiği bir oyun stili. Ki Obradovic döneminde yani CSKA'nın rahat kazandığı Fenerbahçe maçı yok. Deplasmanlarda sürekli Fenerbahçe kazanıyor. Kaybedilen ve, maçlarda ya uzatma ya son top. Aynen ve 4 kere uzatmaya gitmedi mi son 3 sezonda maçlar? O yüzden CSKA'nın belki de son yıllarda en çok zorlandığı rakip bu. CSKA maçının kaybedilmesi biraz Fenerbahçe'yi rahatsız etti ama sonunda De Colo'nun bir tane şutuna kaldı iş yani. Ne olacak ki? Kafa kafaya gitmiş 40 saniyede 4 sayıdan geri dönmeyi başarmıştı. De Colo'yu tebrik edersin yani. Sonuçta De Colo da De Colo. Boşuna De Colo değil. O yüzden boşuna Avrupa'nın en değerli oyuncularından biri değil. Aynısını öbür tarafta gidiyor geliyor şey de yapıyor. Bobby Dixon da yapıyor mesela ya da Datome de yapabiliyor. Bu sefer CSKA'ya güldü o şans. Bu kadar üst düzey takımlar arasında da fazla fark olmasın zaten. Melli'nin Rusya'da nasıl kazandığını hatırlıyoruz. Aynen. Salise tipi. Geçen sene de Yudoh'un neler yaptığını hatırlıyoruz. Tek başına destan yazdı orada. Gerçi o sene Veseli de muazzam oynadı. Yani Melli attı diye hatırlıyoruz biz ama. Şimdi bu kadar üst düzey takımlar arasında da fazla fark olmasın zaten. Fakat sırf o maça bakmayıp son dönemde Fenerbahçe'nin çıktığı form düzeyine bakarsak bir sağlığına kavuşması tabii. Takım baştan aşağı nihayet sezon başından beri başta Kalinic olmak üzere sakatlıklardan başını kaldırmak. Kalinic, Nanalı'yı, Bobby zaten sezonun yarısını kaçırdı. Ya açıkçası Veseli ve Datome Sulukas o üçü dışında hep birileri sakatlık problemi olmuş. Ama şu anda takım net olarak sağlığına kavuşmuş ve form olarak da çıkış trendinde hatta çıkışın en zirvesini yakalamış durumda. Son 9 maçta 8 galibiyet herhalde. Son 9 maçta 8 galibiyet olduğu gibi çok zorlu bir fikstüre giriyordu hatırlıyorsun. 6 haftalık böyle çok zorlu bir fikstür vardı. Evet. Ve o 6 haftada 3 galibiyet iyidir diye bakıyorduk. 4'ü deplasman olmak üzere. İçerideki maçlarda işte Maccabi ve şeydi. CSKA'ydı. 4'ü deplasmandı. Bu 6 maçta 3 galibiyet bekliyorduk. 6'da 5 yaptı ki Fenerbahçe bu olağanüstü bir başarı. Şu anda İkinci sırada ki iki hafta kala muhtemel ikinciliği koruyacak. Çünkü kalan iki maça bakıyoruz ki Himki deplasmanıyla UNICA içeride. Fenerbahçe muhtemelen ligi ikinci bitirecek. Hadi üçüncü, ikili averaj da Olympiakos'un gerisinde olduğu için belki de üçüncü de bitirebilir. İkinci veya üçüncü çok önemli değil. Ama Fenerbahçe bir, Euroleague'de istediği yerde bitirdi. İki, istediği formda bitiriyor. Şimdi CSKA maçındaki en önemli soru işaretlerinden biri Bobby Dixon'ın hiç kullanılmamasıydı. Oyun çok sıkışmışken çünkü Fenerbahçe'nin bir müthiş çalışan bir alan planı var. Özellikle savunmada. Fakat her sistemin bir de basınç alan sigortası olmalı. Yani sistem şey yaparsa herhangi bir problem yaşarsa nasıl kurtaracaksın düzeni? Yani bir acil durumda camı kırınız durum. Fenerbahçe'nin 3 sezondur, yani 3 tane Final Four yolculuğu boyunca acil durumda camı kırınız opsiyonu genelde işte son 2 sezonda özellikle Bobby Dixon ve Luigi Datome oldu. Datome'ye, yani Bobby Dixon veya Datome'ye topu veriyorsun. Onlar birebir de atabiliyorlar. Çünkü buna çok fazla başvurmak iyi bir fikir değil. Ama gerektiği zaman bu senin opsiyonun oluyorsa ne âlâ. CSK maçında oyun sıkıştığında Bobby Dixon'ın hiç oynamamış olması biraz hani yani niye oynamıyor acaba falan. Sonra Maccabi maçına ilk 5 başladı. Orada da bir ritim bulamadı. Ritim bulamadı ve hani sezon başında o sakatlık onu 3-4 ay oynatmadı zaten. Milli takımda sakatlandı. Yazı da öyle geçirdi. Daha doğrusu yazı çok iyi geçiriyordu. Tam milli Avrupa Şampiyonası başlamadan 2 gün önce sakatlanmıştı. O milli takıma da büyük darbe oldu zaten. Ona da onun kariyerine de büyük darbe oldu. Fakat şey maçını gördük. Kızılyıldız maçında destan yazdı adeta. Yani beni sezon planlarından çıkarmayın maçı oynadı resmen. Ve şey yani şey önemli. Bir oyuncunun iyi oynaması bir şey çok değerli. Fakat istenen rolü oynadı mı? Tam istenen rolü oynadı. Hani Bobby Dixon'dan bunu istiyor Fenerbahçe. Ve bunu ben yapabilirim. Ben her zaman hazırım mesajını da verdi. Bu da Fenerbahçe için. Şimdi Fenerbahçe'nin Kızılyıldız deplasmanında çok farklı kazanması falan çok önemli değil bu saatten sonra. Zaten 2 veya 3.'lüğü garantilemiş. Fakat ortaya koyduğu mesaj çok önemli. Fenerbahçe için hep şey diyoruz ya, sahaya çıktığı zaman bir etrafında bir aurası oluyor. Yani beyler buraların hakimi benim. Ben izin verdiğim kadar oynarsınız siz. Bu mesajı verebilmek o kadar önemli ki çünkü onu fark yaratan tarafı o. Fakat bu mesajı veriyorsun fizik şey olarak, görünüş ve sahadaki duruş olarak bunu parkeye yansıtman lazım. Parke son 5-6 haftadır, 5-6 maçtır çok net yansıtıyor bunu Fenerbahçe. Ve bütün parçalarından işte en son Bobby Dixon olmak üzere Kalinic son dönemde tekrar devreye girdi. Hepsinden
Naneli o sakatlıktan çok etkilenmiş gözükmüyor ki Maccabi maçında yaptığı... Ona geri geleceğim. Değişik ölçeklerde bazıları çok daha iyi, bazıları ortalama olsa da bütün oyun parçalarından da bu performansı alıyor. Fakat birkaç tane özel performans da var. Birincisi Veseli zaten. Veseli bence dönüşümündeki, evrimindeki son halkayı tamamladı. Veseli buraya geldiğinde asi, çok aşırı duygusal, kontrolsüz, pozisyon ve rolünü tam anlamamış, dağınık bir oyuncuydu Türkiye'ye geldiği zaman. NBA'den resmen kovulmuştu. Çünkü NBA'de 3 numara oynatmaya çalıştılar. Olmadı. Zaten psikolojik olarak çok çabuk ateşlenen, kendine hiç hakim olmayı beceremeyen falan türde bir dağınık, istikrarsız bir oyuncuydu. Burada önce ona oynayabileceği doğru rol verildi. 5 numaraya çekildi. Sonra kontrol edilmeye çalışıldı. İstikrarı daha istikrarlı hale getirmeye çalışıldı. Ve nihayet bu sezon son versiyonuna dönüştü İvesi'li. Sezon boyunca istikrarlıydı. Ara ara küçük duygusal patlamalar oldu ama o kadar da olsun yani bu kadar duygusal bir oyuncu için. Fakat bütün sezon istikrarı koruyup Avrupa'nın en iyi uzun olarak sezon boyunca devam etti. Hani her dakika biz hep endişe duyuyorduk. Ya bu Veseli sonuçta bir yerde düşer diye. Hiç düşmeden devam etti. Bir o. İki, direksiyonu vermediğiniz sürece Sulukas. Tamamlayıcı veya ikincil opsiyon olduğu sürece Sulukas. O daha bence iyi bir sezon geçiyor. Kötü maçları var evet. Ama o daha çok işte fazla direksiyonda kaldı. Bu 6'da 5'te büyük pay sahibi oldu unutmaması esas lazım. Önemli yani eğer bir dönüşüm yaşandıysa biz hep de Veseli yapan diye Nani'nin dönüşümü de inanılmaz. Şey olur ya transfer yapmaz üç büyükler yazın geçen evet. Seneden bir önce Mustafa Fener'in yeni transferi X gibi aynen. Gerçekten. Bu sezonki en iyi transferimiz işte kadro içindeki hakikaten öyle ama ya. Hakikaten öyle. Yani Obradovic'in en büyük başarıları bence zaten oyuncuları dönüştürebilmesi. Bunun muhteşem örnekleri var Avrupa. Mesela ben her zaman Jelko Rebraca'nın dönüşümünün en olağanüstü başarılardan biri olamam ama onlarca Rebraca yarattı şey. Yakından Kalates geliyor aklıma mesela. Kalates. Yani onlarca parça var. En son bence hani ustalık dönemi eserlerinin başında Veseli göçü. Veseli gerçekten çok çok ciddi modifikasyon isteyen bir parçaydı. Yani 82 model bozuk bir tane Chevrolet'den modern şey yarattı yani. Hani Şaheser yarattı. Yani Alfredo'nun uzunluğu yarattı. Ama Nanalid için de aynı şey geçerli. Yani topu elinde isteyen, pozisyon çarçur eden, biraz savunma başına bilgisi. Savunma bilgisi çok sınırlı başına buyruk bir skorerden komple bir kontrollü oyuncu yarattı. Yani İtalya Ligi MVP'si olarak geldi buraya sırf topu potaya fırlatarak. Şimdi ne kadar top seçerek oynuyor, ne kadar şey yaparak oynuyor. %60'la hala üstlük atıyor yani ve... Üstüne üstlük çok talihsiz bir sakatlıkla sezonu sekteye doğramıştı sezon ortasında. Ama müthiş de dönüşüm gösteren oyuncuların başında. Fenerbahçe'nin bu deplasmandaki inanılmaz üçlük yüzdesi hakkında neler söyleyeceksin? Yine Kızıldız maçında da 24'te 14 ile inanılmaz bir %60'a yakın bir yüzde. Ya şöyle... Çok büyük oranda tabii ki doğru şutu seçme ve özgüvenle alakalı bu. Yani deplasmanda bile Fenerbahçe'nin o hani bravado diyorlar ya yabancılar öyle bıçkınlık diyeyim ben ona. O bıçkınlığı tabii çok daha rahat şut atmalarını, çok daha kafaca rahat olup atmaya inanmalarını söylüyor ki özgüven şut yüzdesini en önemli etkileyen faktörlerden biridir. Teknik olarak doğru şutları seçmek de bunu etkiler. Fakat 24'te 14 biraz ekstra. Yani iyi bir şut gününe denk gelmiş. Çünkü benzer oyunları oynayıp daha düşük şutlar atabilirsin. Zalgiris'te de yine buna benzer yani, bir yüzde vardı. Ama benzer şeylerle oyunları oynayıp çok daha kötü şut attığı günlere de denk geliyor. Fakat önemli olan sen o şansını maksimize edecek pozisyonları yaratabiliyorsun. Yaratıyorsun. Bazen iyi şut gününe denk gelir. Bazen o kadar iyi şut gününe denk gelmez. Bu iyi şut günlerinden biri. Peki Fenerbahçe sohbetini de tamamladık. Anadolu Efes'le devam edelim. Anadolu Efes ne yazık ki çift maç haftasını galibiyet alamadan tamamladı. Himki deplasmanında Himki ile içerideki oynadıkları maça çok iyi başlamışlardı. İkinci yarı adeta kontak kapattılar. Dün de Olympiakos deplasmanında bu sefer oraya da kötü bir başlangıç yaptılar ama maçın içinde kalmayı başardılar ve yine de galibiyete yetmedi. 89-82'lik bir Olympiakos galibiyeti vardı sahada. Turkish Airlines EuroLeague'de playoff oynama şansını haftalar önce kaybeden Anadolu Efes, ligin 28. haftasında konuk olduğu Olympiakos'a 89-82 mağlup oldu. Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmaya oldukça kötü başlayan temsilcimiz, henüz ilk periyotta 15 sayılık bir fark yedi ve ikinci çeyreğe 30-15 geride girdi. İkinci periyotta hücum ritmini artıran ve 27 sayı üreten lacivert beyazlar, böylece farkı da kapamayı başardı ve soyunma odasına yalnızca 7 sayı geride 49-42'lik skorla gitti.
Maçın ikinci yarısında da ilk yarıya başladığı gibi başlayan Anadolu Efes, tıpkı ilk 10 dakikadaki gibi yalnızca 15 sayı üretebildi ve farkın bir kez daha açılmasına neden oldu. Son 10 dakikada ritmini artırıp oyunun kontrolünü eline almaya çalışan temsilcimiz buna rağmen bu hisseinde başarılı olamadı ve parkeden 89-82 mağlup ayrıldı. Anadolu Efes'te Kruslav Simon 18 sayı, 8 asist, 6 rebound ve 2 top çalmayla mücadele ederken Olympiakos'ta ise Nikola Multinov 20 sayı ve 8 rebound oynadı. Evet, Himki maçından sonra düne felaket başlangıç yaptı ilk periyodu. 30-15. Sonra ikinci periyotta biraz dengeye geldi işler. Olympiakos da bu aralar tadı yok. Bir Fenerbahçe galibiyet dışında aslında son bir aylık dönemde çok parlak bir performanslarını hatırlamıyoruz. Onlar da bir düşüş trendindeler. Şey maçını gayet iyi oynadılar aslında. Kilit CSKA maçını. O onlar için doğru. Bir testti. Yenildiler CSKA'ya belki ama... Kazanabilecek yerlere getirmişler bu maçı. Olympiakos, bir de biliyorsun CSKA'nın asıl belalası onlar. Asıl onlar Final Four. Normal sezonda çok son 4 eşleşmede sanırım kazandılar. Evet. 2015'te yendiler. 2012'nin zaten acısı bence... Ben yendiğini hatırlamıyorum zaten CSKA'nın Olympiakos'u. Yani ya vardır da yakın tarihi hatırlıyorum. 2012'den sonra yok. Aynen. Büyük 2012'deki zaten öyle ağır bir darbe ki yani onun izi 10 yıl silinmez yani. Yani gelmiş hiçbir en büyük Avrupa takımlarından biriydi o 2012'deki takım. Maalesef. Neyse. Orada ama Olympiakos tekrar şeyi gösterdi. Yani zaten hani sezon başında ne diyorduk? Biz 4 takım diğerlerinden ayrılıyor. Real Madrid, Olympiakos, CSKA, Fenerbahçe. 3 aşağı 5 yukarı o tablo belli ufak tefek şeylerle değişmedi. Yani bütün sezon Yul'den yoksun olmasına rağmen ki Yul merkezi Real Madrid. Real Madrid de oralarda kalmayı başardı. Olympiakos bir kere daha bu dörtlüğün içinde olduğunu gösterdi. Yani bu, CSKA yenilmesi veya bu maçta zorlanması bence çok bir şey değiştirmiyor. Bir de bu maçın ilk hangi takım olursa olsun ilk çeyreği 30-15 önde kapattığınız zaman şeyi kaybediyorsun. Bir kere hızı kaybettim onu tekrar yakalamak çok zor oluyor. Üstüne üstlük Efes için olumlu şeyler söylemek çok kolay değil ama Simon'un sakatlıktan dönmesi onları çok daha değerli toplu yapıyor. Yani karar verici Simon olduğu zaman çok daha değerli toplu oluyorlar. Hinki maçın ilk yarısında da gördük bunu. Aynen aslında. Gördük. Ama Efes için şöyle bir tatsız durum var. Son 11 maçın 10'unu kaybettiler. Şimdi bu tamam hedefiniz yok vesaire ama yani birazdan puan tablosu gelecek. Yani puan tablosunun arkasında sarkık libero gibi o kadar farklı. 3-4 tanesi de kazanabileceğin maçlar. Evet, yani en yakın rakibin 3 galibiyet altında lig sonuncusu olmak da hani ne olursa olsun sezon boyunca ne yaşanırsa yaşansın pek kabul edilebilir bir performans değil. Daha kötüsü... Yani 3-4 yılda bir Euroleague'de oynayan bir Fransız takımı da değilsiniz açıkçası. Aynen. Daha kötüsü Efes'te herhangi bir... O Türkiye Kupası'ndaki bir bahar döneminden sonra orada bir formül yakalamışlardı ama Zoran Dragić devre dışı kalınca o formülün devam edemeyeceği belliydi. Fakat tamam Dragić devre dışı kaldı. Şanssızlık da yaşandı. Yani orada çünkü yakalanan kıvılcımı ateşe dönüştürebilmek mümkün olmadı. Yeni bir şey denesin diyor. Hiç pek bir şey denenmiyor. Bakıyoruz yani Sunny Williams geldi. Sunny Williams'in üzerinden oynamaya çalışan. İşte City maçı tekrar oynatmaya çalışıp daha hücum temelli bir takım olmaya çalışan. Ama hiçbir yere varmayan ve varmayacak yani o formüle bir yere de gidilemeyecek. Sadece ya bitse de şu Euroleague gitsek havasında bir takım görüyoruz. Şimdi evet Euroleague onları tempo olarak da zorluyor. Sezon çok tarihsiz geçmiş olabilir ama bu Euroleague maçlarında kendilerini keskinleştirip lige transfer Türkiye Ligi'ne yani kalan son hedef olan Türkiye Ligi'ne transfer edebilecekleri belli prensipler edinse neyseydi. Türkiye Ligi'ndeki halde hiç iyi değil. Ergin Ataman geçen hafta bir açıklama yaptı. Ya şampiyon olmak istiyoruz değil, direkt biz şampiyon olacağız dedi Tancıoğlu Basket. Ya Ergin Ataman öyle konuşmayı seviyor da ben hani şeyi görsem, şimdi Türkiye Kupası doğru, müthiş de bir formül vardı. Fakat o formülü uygulanamayacağı, devam edemeyeceği çünkü Dragić devre dışı kaldı. Şimdi o formül neydi? 3 slasher artı D'Artagnan diyorduk biz ona. 3 tane savunma temelli oyuncu. Dunstan, Dragić, Doğuş artı organizatör Simon. Şimdi ondan birini çektiğin zaman onunla devam edemeyeceksin belli oldu. Euroleague'de oynanan oyunun lige transferine bakıyorsun hiçbir şey olmuyor ki. Geçen hafta o 20 sayı önde oldukları maçı Giresun'a kaybettiler. Çok dağınık oynuyor Anadolu Efes. Lige bir transfer olan hani teknik olarak bir şey görsek işte burayı daha iyi yapıyorlar. Şu oyuncunun üzerine gidiyorlar. Şu oyuncuların üzerinden daha tam tersine yine şey gibi. Ya Amerikalımıza veririz bizi kurtarsın. Eric McCollum işte sezon başında yaptıkları en büyük hata Lido ve Eric McCollum'la yola çıkmaktı. O tam çünkü lige tutunmaya çalışan takım taktiğidir. Kaliteli iki tane atıcı Amerikalı alırsın onlar karar verir. Şimdi orada da Lido ile McCollum. Şimdi Lido gitti yerine Sonny Williams geldi. Veriyorsun atıyorlar yani. Bununla bir yere varmak çok zor.
Peki genel bir tabloya bakalım puan durumuna. Çünkü hala hesaplar var. İlk 4, 8. basamak belliliği takım belli. 28 hafta sonunda oluşan puan durumu gelsin ekranlara. Üst taraf rahat. CSK liderliği garantilemişti. Fenerbahçe ikili averajda Olympiakos'tan geride olduğunu hatırlatalım. Aynı galibiyet sayısında Olympiakos'u sırada bitirecek ama ikinciliğe yakın gibiyiz. Olympiakos 3. sırada. Real Madrid ve Panathinaikos arasında da bir dördüncülük savaşı sürüyor. 2 hafta kaldı. Real Madrid biraz beklemediği bir mağlubiyet aldı. Himki 6. sırada. Jalgiris 7. Onlar da şampiyon oldukları 99 yılından bu yana ilk defa playoff'a, son 8'e dönmeyi başardılar. Gerçekten Yasikevicius kendi tarihini yazıyor bu sene. İnanılmaz bir performans. Yılın takımı olacak Jalgiris muhtemelen ama son haftalarda bir düşüştüler. Onu da söylemek lazım. Fenerbahçe'de muhtemelen o alttaki takımlardan... Baskonya'yı istemeyecek herhalde. Baskonya'yı istemeyecek. Bence Himki veya Jalgiris'ten biri olsun istiyordur. Panathinaikos'un oraya düşeceğini zannetmiyorum ama Panathinaikos yerine Himki veya Jalgiris'ten biriyle eşleşecek. Hem Himki gibi takımlara karşı Fenerbahçe çok hiç, hemen hiç zorlanmıyor. Hem de Jalgiris'in düşüşünü de düşünürsek çok rahat bir tur olur. Gerek Himki gerek Jalgiris eşleşmesi Fenerbahçe için. Real Madrid-Jalgiris maçı hakkında neler söylersin? Onlar da biraz o maçı kazandılar. Orada da zorlandılar aslında. Jalgiris özellikle ilk yarıyı çok iyi oynadı. Yul'ün dönüşüne bağlı olarak herhalde onlar hakkında daha sağlıklı karar verebileceğiz. Şu anki durumları sanki biraz Fenerbahçe-CSK ayarında değil. Neler dersiniz? Değil ama mesela birçok parçanın da geçtiğimiz sezon oranla ekstra performans vermeye başladığını görmüştük. Ama devam etmiyor. Mesela bir senedir hiçbir şey, 1,5 sene hiçbir şey vermeyen Trey Tompkins bir ara çok iyi oynuyordu. J.C. Carroll 2 senelik aralıktan sonra bu sezon çok iyi katkı vermiş ama onların devam etmedi. Şimdi Tompkins ve J.C. Carroll geri tekrar çıkıyor. Fakat bu arada Anthony Randolph iyileşti. İyileşmesine rağmen performans tam olarak vermiyor. Tekrar Felipe Reyes ön plana çıktı. Bu hafta mesela Felipe Reyes yine çok iyi oynadı. Açıkçası devamlılık konusunda hangi oyunculara güvenebileceklerine çok emin değiller. Ama o takımın merkezinde, o takımı farklı kılan en önemli faktör hep Yul'du. Bu değişmedi yani. Çünkü en çok tempodan en çok beslenen takım Real Madrid tüm Avrupa'da. Yul dönmeden de sadece iyi bir takım olacaklar. Yul dönmeden iyi bir üst düzey takım olurlar. Yul döndükleri dönerse eğer, sağlıklı dönerse, idmanlar idman yapıyor şu anda. Sağlıklı dönerse ancak o zaman Real Madrid 3-3'lere falan başlamış da. Başlamış oynuyor. Peki teşekkür ediyoruz Kaan Kural. Biz de bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Size 27. haftada Euroleague'in en iyi 10 hareketiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın. Simon they were looking for anyway. Derek Brown couldn't find the pass to him though, and the alley-oop is ignited between Schwed and Anthony Gill. Seen a few of those this season from Himki. Reina Zvezda, despite being down 22, were not all the way out of it, although another turnover. And what a block by Dylan Ennis! Well, he threw it away and then he made up for it by glassing Casey Rivers' layup. Ricochet, but misses again. Ball ahead. Augustine from Salen. Great full court passing by Umikaha. And perfect to the other side of the rim by Sasu Salen. Makes it an easy dunk for James Augustine. It's the same five players still as Dunston throws it down. With the foul, Bryant Dunston. We've seen a few of those from him in the past, and there's another. Oh, but Kenny Gabriel does. Alley-oop time. Jackson to inbound to Roll. Roll passes away from the double team for Tyus, who's blocked by DeToma mid-air. Look at that rejection from DeToma. Papetru from the corner. Off right, Othello Hunter with the board. And a fast break finish from Will Clyburn, who is so effective in the open court. Davis comes to set the screen and gets it back. Goes for the slam, but Gauditis is there with the big rejection.
misses the jumper, rebound. Lazic, good battle, but it ends up in the hands of Kalates, goes behind his back, drops it back. Oh my word! Oh my heavens, Nick Kalates, don't do it to him like that! Cross-court pass, right on the money to Wanamaker. Oh, what a putback from James Nunnally. An Istanbul incision to Maccabi's playoff hopes. The elite three-point shooter taking to the sky this time.